Emel. Kız kızdın mı sen bana? Hayır abla, müsaade edersen işimi bitireyim. Abla diyorsun, kızmışsın. Ayşen abla lütfen, rica ediyorum. Ya bak, müsaade et, işimi bitireyim sonra konuşuruz. Bak yine abla dedin, kızmışsın sen bana. Emel yeminle benim bir kabahatim yok. Ya ben aşk kurbanıyım. Böyle bana şey deyince, kalacak yerim yok, evim yok deyince ben de kıyamadım. Kızgın yağlar döküldü sanki içimden. Ne yapayım, verdim anahtarı, kıyamadım işte. Ya ben nereden bilirdim bunun böyle yapacağını? Rezil etti beni kör olasıca. Problem değil. Hallettik her şeyi, tamam mı? Lütfen. Birinin telefonu mu çalıyor? Ha benim... Ay Şenercim arıyordu. Gözün kör olsun diyordu az evvel. Ver abla, sen bakma ona. Alo, aşkım, aşkım hürriyetine kavuştun mu, hürriyetine kavuştun mu onu söyle. Hayır, eğer kavuşmadıysam ben Sevda'yı çarşıya göndereceğim. Sana da o adli aldıracağım, seni ziyarete geleceğim de. Ya sus bir kadın, bir dinle beni ya. Ay mahpus gibi konuşuyorsun aşkım ya. Ya bir sus, bir mahpus falan değilim, özgürüm ben. Oh şükürler olsun Allah'ıma, şükürler olsun. Ay dualarımı kabul etti de yüzüme baktı. Sen içerideyken ben neler çektim Şener'im, neler çektim ben. Yüreğim nasıl acıdı bilmiyorsun. Ya bir sus Allah aşkına, bir dinle beni ya. Önemli bir şey söyleyeceğim sana. Ablam burada Itır'ın ofisinde. Tarım muayenehanesinde. Ama neyse işte yani orada. Ya aman burada yani. İşte tamam or... Ya Allah aşkına ben başka bir şey söyleyeceğim sana ya. Şimdi bir iğne iplik al. Hemen eve git, tamam mı? Hangi eve? Ya sizin eve. Sizin eve gidiyorsun, tamam mı? Hadi bak, çok önemli, çok mühim. Ya iğne ipliği ne yapacaksın sen? Hayallerimizi dikeceğim. Ay Şener'im, tamam geliyorum. Ya amaç sapması yaşadım hayatım ya. Hep ezeyandan oluyor vallahi, özür dilerim. Vallahi şimdi ben sana bir saparım, bir daha da çıkaramazsın ha. Zaten mahallede çoluk çocuk, yaşlı genç hepsi birden daldı sana. Bir de belanı benden bulma. Yapma ya. Sen bari yap. Bak yüksek sesle konuşturuyorsun beni ya. Uçurumun dibindeyim zaten ya. Sen bari itme beni uçurumdan aşağı. Ay aşk böceğim, ben sana kıyamam ya. Tamam özür dilerim. Kıyama bana ya. Kıyamıyorum. Kıyamam. Kıyamayacağım. Öpücük al. Ay öpmek yok. Hayır. Ver mi? Ya hayır. Kız ne olacak be? Ablan tablomu parçaladı. İnsan bir teselli ikramiyesi şeyine bir tane öper ya. Öpmeyeceğim. Oh, arkadaş ya. Evet. Evet. İğne iplik var evde. Aman. Ben de teselli ikramiyesine evet derim sandım ya. Şener vallahi bir kere daha teselli ikramiye istersen seni kapının önüne koyarım ha. Sen ne yapacaksın iğne ipliği, onu söyle. Tabloyu dikeceğim. Yani sen dikersen daha iyi olur tabii. Ya saçmalama. Dikmeyle olmaz bu. Olur. Ablan olacak o kadın, tablomu parçaladı. Sen de dikeceksin, mecbursun. Şener! Ne var? Dik! Dikmeyle olmaz. Olur. Olmaz. Ya olur, sen dik ya. Şimdi diktirteceksin bana. Dikmeyeceğim. Dikeceksin. Mutluluğumuz için hayatım. Geleceğimiz için lütfen. Hadi. Dikmeyle olmaz bu. Olur. Olur. Ben diyorsam olur. Ben birisine kakalarım, oldururum bunu. Sen yeter ki dik. Ya olmaz Şener, olmaz. Hayatım olur ya. Olur. Şimdi ben şimdi dikeceğim şeyini. Böyle olmadı bu ya. Böyle olmadı ya. Vallahi yani renkli iplikle falan mı dikseydik yani? Postmodern, fütüristik bir şey olurdu. Ben kakalardım birisine ya. Ay benim aşk böceğim. Ay futursuz sevgilim. Ya sen nereden öğrendin bunları? Sen Almanya'da entel mi oldun yoksa entel mi oldun ya? Ya ne enteli ne danteli ya. Ben araştırmacı tüccarım.
Ucunda para olunca bütün sanat akımlarını 15 dakikada yalayıp yuttum yani. Kübist, ekspresyonist hepsine mailim var. Nasıl yani ya? Dünyada her şey para için mi şimdi? Hayır, para her şey için. Bana faydası olmayan Picasso'yu ben neyleyim hayatım? Yerim ben onun kübizmini. Ya iyi de doğru düzgün dikilmiyor ki bu. Tabloyu parça pinçik etmişsin yani. Eskisi gibi olmaz, onu da söyleyeyim ben sana. Şimdi diktirteceksin bana süt paşasını. Ya hayatım, çok klasik dikiyorsun ya. Böyle olmaz, biraz kendi yorumunu kat lütfen. Anlamadım, nasıl kendi yorumunu ya? Üf. Hayatım, sanat bir yorum işidir. Yani sanat, sanat içindir. Yani kendi yorumunu katarsan anca bir değer kazandırabiliriz biz buna. İşte bir de o zaman belki de tuttururuz. İstanbul'un dört bir tarafında tezgah açarız. Küb İstanbul mesela. Bak, buldum bile yani akımını. Şener, zaten dikemiyorum bunu. Batmıyor, anladın mı? Batmıyor. Hay Allah'ım, şu maviyle falan mı dikseydik acaba ya? Bilemedim ki. Soru koyacağım, şu arayı bitireceğim. Şu suratını ben bir bitireyim, bir dikeyim şunun suratını da. Bu mudur yani? Bu mu? Aşk bacı, sen yorum kat dedin. Ben de kendi yorumumu kattım yani. Ne yapsaydım? Hayatım, sen yorum katmamışsın. Başka bir şey katmışsın. Yani yırtık pırtık da olsa bir paşa bu. Yazık, günah. 12 yıl biçki dikiş kursuna gitti. Geldiğimiz yer bu mudur yani, bu mu? Evet, bu. Yeter be, yeter. Zaten sen tabloyu parça pinçik etmişsin. Al dik dedim bunu, dik. Ya ne yapsaydım, nasıl dikseydim yani? Ben mi parçaladım kızım? Ben mi parçaladım? Ablam parçaladı. Bak, ablam parçaladı dedim. Bak, başıma bir şeyler oldu bak. Gözüm karardı ya, çok fena. Ay Şener, ne oldu? Şener. Benim bu kadına bir şey yapmam lazım ya. Ne yapmam lazım? Ha? Bir şey yapmam lazım ben. İntikamımı almam lazım. Ne yapayım, dantellerini mi keseyim? Saçmalama Şener, o danteller benim çeyizimin dantelleri. Ne yapayım o zaman? Ne yapayım? Sana bir şey yapamıyorum. Dantellerini yapamıyorum. Ne yapayım? Oğlunu mu döveyim gideyim? Kimi? Tarık'ı mı? Evet. Kızım, sen ne sanıyorsun beni ya? Ben Almanya'da kafes dövüş şampiyonuydum, biliyor musun? Herkes bana maymun Şener der. Tipten mi? Evet, tipten. Allah aşkına. Ne tipi kızım? Tarzan, tarzan. Ben öyle bir dövüşürdüm ki böyle maymun gibi dövüşürdüm böyle. O kaslarına çok güvenmesin Tarık. Ben sinirlenince çok başka bir insana dönüşüyorum. Biliyorsun bunu hayatım. Biliyorum, biliyorum. Zaten Tarık kaslarına güvenmez. O liseler arası boks şampiyonu oldu ya. Ben onun için dedim. Ne zaman oldu ya? Ya hayatım, hani Tarık final maçına girdi de birlikte gittik böyle, rakibini 2 dakikada nakavt etti. Sen de 2 dakikada maç mı biter, verin benim bilet paramı dedin de korumalar senin üstüne yürüdüler, seni öldüreceklerdi neredeyse. Tarık kurtardı seni. Allah Allah. O zaman Tarık mı kurtardı beni? Ay evet hayatım, hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum ya. Bir böyle iri yarı koruma geldi bıyıklı, bana bir tane çaktı, gerisi yok bende. Bayılmıştın. Bayıldım ben orada. Ya benim bu kadına bir şey yapmam şart ya. Benim bu kadına bir şey yapmam şart. Yoksa aklımı kaçıracağım vallahi. Ay, ay Şener'im, ne olursun aklını kaçırma. Senin aklın bana lazım. Kaçıracağım. Ama aklımı değil, bacısını kaçıracağım. Ne? Bacısını kaçıracağım, bacısını. Aa, saçmalama Şener. Gerçekten aklını kaçırdın sen artık. Aklını kaçırdın yani. Aşk pastam, benimle kaçar mısın? Ne? Kaçmayın, kaç. O ablan da görsün dünyanın kaç bucak olduğunu. O ablandan intikamımızı alalım. Bacısını kaçırdımın adresi. Sen beni yıllarca evlenmek için beklettin Şener. Bana kaç kere kaçalım dedim. Ben dünden razıydım. Ama 1000 tane bahane buldun caydırmak için. Şimdi ablamdan intikam için kaçıralım diyorsun, öyle mi? Evet, öyle. Peki. Kaçıyor muyuz? Kaçıyoruz. Kaç Şener, kaç. Sen kaçıyorsun. Ben niye kaçıyorum ya? Kaç Şener, kaç. Aşk böceğim. Defol, defol. Hain, domuz, pislik. Git, bir daha da gelme buraya, gelme. Paşamı ver, paşamı. Paşamı.
paşana ha. Karışma sen. Özür dilemek için açmayacağım. Ha, çok arayacaktım sanki. Hayatının fırsatını kaçırdın kızım. Öyle mi? Görüşürüz bakalım. Ha, görüşürüz. Ha. Görüşürüz. Ha, görüşürüz. Ne haber İlyas? İyi. İyi. Seninle de görüşeceğiz. Görüşürüz. Görüşüyoruz biz. Ha, görüşürsün sen ha. Aha, görüşürüz, görüşürüz. Ha, görüşürüz. Telefon edersin ha. Ha. Şener, görüşüyoruz biz.